Geçen haftayı hatırlıyor musunuz? Gerçekten bir günde size iki mevsimi yaşatmaya çalışmıştım. Ama bugün daha sakin bir gün. Bugün güneşi göreceğiz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Mojo Yacht, yani Pardo 38. Bununla müthiş bir seyir yapacağız. Göcek'in eşsiz koyları daha kalabalıklaşmadan, yani böyle yaz sezonu tam gelmeden, şu anda çok güzel, çok bakir, keyifli bir seyrimiz var. Otomobilimiz biliyorsunuz elektrikli Volvo C40. Bunun da birazdan bir şarj noktası da bulacağıma eminim. Haritamdan marinada bir şarj noktası olduğunu da gördüm. Arabamı şarja takacağım ve keyfime bakacağım. Temiz çevre ve karbon nötr program başlıyor. Evet, Volvo C40'la, elektrikli Volvo C40'la marinaya geldim. Şanslıyım ki bir şarj noktası da var burada. Biz teknedeyken aracımızda şarj olsun. Bu arada çok güzel bir şey var. Şu tuşa bastığım zaman kabloyu geri alabiliyorum. İstersem de böyle şarj edebiliyorum. Şu anda bir sorun olmadığını görüyorum. Haydi. Tekne bizi bekliyor. Evet, gördüğünüz gibi yine bir marina atmosferinde, böyle ambiyans çok güzel. Gördünüz mü? Elektrikli otomobili şarj etmek ne kadar kolay. Böyle insanlar çok zor gibi bir şey gibi düşünüyorlar ama değil. Geliyorsunuz, şarja takıyorsunuz. Siz o arada yemek mi yersiniz artık, alışveriş mi yaparsınız bilmiyorum. O kısımda otomobil zaten kendi kendine şarj oluyor. Şimdi bu tekneyi belki daha önce görmemişsinizdir. O yüzden size bunu göstereceğim. Hadi başlayalım. Tekneyi görüyorsunuz değil mi? Ben böyle tasarımı güzel teknelerden çok hoşlanıyorum. Ve birkaç bilgi vereceğim size. İstanbul'da da bir Mojo Yacht çekeceğiz. Ama önce biz dedik ki hava güzelken Göcek'e girelim. Can Sabah arıyor beni. Diyor Volkan uçağı kaçırdım. Sonra dedi ki bu 45 yıllık Volvo dedi. Kullanıcısı babam var dedi. Aynen öyle. Evet, Göcek'teyiz. Dedim ya, karbon nötr programımızın ikinci bölümünde Ertuğrul Atay ile birlikteyiz. Atay Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Mojo Yacht'ın kurucusu diyeyim değil mi? Yani kurucu ortaklarından. Kurucusu diyeyim. Oğlum Can Atay. Can'a da buradan selam olsun. Evet. Uçağı kaçırdığı için evet, bize eşlik edemedi. Ama olsun, biz onun yerine buranın tadını çıkartıyoruz. Aynen. Arkamızda da devasa bir süper yatı aldık. Ama biz de şu anda bir Pardo 38'in üzerindeyiz. Evet. Mojo Yacht neler yapıyor? Mojo Yacht, Mojo Yacht'ı oğlum kurdu, Can Atay. Şimdi bu sene 3 teknemiz var. Büyük tekneyle beraber herhalde 4-5'e doğru gidiyoruz. Oh. Mojo Yacht burada büyük otellerin, Yaz Collection'ın, Rixos'un, bir iki tane daha otel var büyük otel. Onların günlük 2 saat, 4 saat, 6 saat, 8 saat charter işlerini yapıyorlar. Müthiş. Geçen sene Can bu işte Türkiye birincisi. Bir ödül aldı değil mi? Ödül aldı. Evet. Bravo. Bayağı başarılı yapıyorlar. Teknelerimiz zaten. Tekne çok güzel. Söylemeye bir şeye gerek yok. Siz bu tekneyi ama birazcık böyle bir uzatmışsınız sanki. Denizde evet. Bu 38 fit ama biz bunu 41'e çıkarttık Can. Fabrikayı da Raif Tezman'la beraber, Tezmarin'le beraber organize ediyorlar. Tabii siz de denizcisiniz aileden. Bana söylediniz. Evet, ben önce bir yelkenciyim dediniz. Ben de ilk önce yelkenle başladık. Sonra 45 yıldır denizciyiz. İşte eşim, ben, oğlum üçümüz de kaptanız. Müthiş. Seviyoruz denizi. Denizde ama eşlerin de kaptan olması çok güzel. Evet, evet. Hani genelde böyle şeydir ya böyle. Sevmesi. Eşim sevmiyor derler. Ya, eşim seviyorsa müthiş denizde. Aynen, aynen. Sizde ama bir tane daha da büyük bir tekne de var kullandığınız. Daha büyük de var bir tane. 62 fit prensesimiz var ama bu mojolarla büyümeyi düşünüyoruz. Bunlar Keyifli, güzel. Böyle koydan koya girmesi kolay. Daha kompakt. Burada Göcek'te daha şey, motorları Volvo. Onu gördüm. Volvo Penta. Yani Volvo'nun bu arada denizde olduğunu da bir kere de hatırlatmakta fayda. Sizin ama 45 yıllık bir Volvo geçmişiniz var. Var, evet. Müthiş bir şey. Hep kullandığım teknelerde hep Volvo motor vardı. Biliyorsunuz denizlerde Volvo ve ötekiler. Biz de güzel bir elektrikli otomobille geldik. Bileydim size elektrikli otomobille bir gezdirdim. Şimdi ben bir tane hibrit alacağım Volvo. Bunun nedeni de Volvo'nun esas, hakikaten bunu çok samimiyetle söylüyorum. Volvo'nun yedek parça ve servis ağı çok güzel. Hem ustaları, yedek parça sorunu hiç çekmiyoruz. Onun için Volvo hakikaten denizde Volvo'ya ötekiler yani. Güzel bir şey söyledin. Bu arada biz de her hafta anlatmaya gayret ediyoruz. Bu programı karbon nötr olarak çekmeye çalışıyoruz. Şu anda teknemizde bir yakıt tüketimi var ama biz bunun en sonunda hesaplayacağız ve karbon nötr hale getireceğiz. Aynen. Bundan şüpheniz olmasın. Zaten yaklaşık 30-35 litre falan yakıyormuş. O kadar, o kadar. Biz de böyle gördüğünüz gibi alargada duruyoruz. Peki bu sene nasıl geçecek sizce Göcek'te hayat? Valla şu anda bile Can rezervasyonlar bayağı doldu gibi. Yani biliyorsunuz dışarıdan gelen müşteriler, Avrupa, bizim müşterimizin çoğu Avrupa, Amerika, Kanada, o türlü. Hepsi oradan rezervasyonları yapıyorlar. Hem Türkiye'de bence böyle bir lüks turizme ihtiyaç vardı zaten. Var, evet. Var. Yani tekne turizmi zaten pahalı turist. Tekne turisti de pahalı turist. Aynen. Dolayısıyla... Ama bu teknenin tabii çok özelliği var. Bu tekne de hani denizlerde artık bu kendi boyunda Rolls Royce markası gibi. Değil mi? İşte ne kadar hızlı giderse gitsin içeriye hiç bir damla su çok gelmiyor. Gövdesi de güzel. Bir de altta bir tane kabinimiz de var. Kabinimiz var. Arkada da iki yatak var. Arkada da iki yatak var. Bir de tuvalette gördüm. Bu teknenin bir özelliği daha, bunlar batmıyorlar. Çift cidar olduğu için arası köpük. Hı hı. Yani saymakla bitmez özellikleri var. Ben de en temel şey çok güzel tasarımlı, bir de bence mesela bu sidewalk, yürüme yolları falan da hakikaten çok geniş ve böyle bir parti teknesine dönüştürülecek bir imajı var. Müzikler falan çok iyi. Öyle, evet, evet. Birazdan güzel bir seyir yapacağız. Yani şimdi tekneyi İtalyan yapıp motorları da Volvo olunca zaten denizde iş bitiyor gibi sanki. bundan sonraki sürecimizi karada devam edeceğiz, evet, gibi. Evet. Tabii bu teknede güzel bir özellik var. Anladığım kadarıyla diyorum ki ben burada doğum günü kutlayacağım. Siz ona göre bir şey mi yapıyorsunuz? Tabii her türlü istedikleri bütün her şey. Yani petrol şarabına kadar, şampanyasına kadar her şeyini hazırlıyorlar. Bir gün evvelden soruyorlar. Zaten çok özel bir müzik sistemi var teknede. Her şeyimiz var yani. Bu arada çok güzel güneşlenme alanı da var. Yani 2-3 saat kalırken böyle güzel arkada, böyle... Arkada masayı aşağı indiriyor, açıyor, parti alanı oluyor. Yani diledikleri her şeyi yapabiliyorlar. O kişiselleştirme dedikleri şeyi hakikaten... Beni çok mutlu ediyor. Bir şey soracağım. Bu teknede 2x300'lük motor mu vardı? 2 tane 300 beygir D4 motor var. Saatte 30 litre yakıyorlar. Hepsi yeni nesil. Yani olabilecek en uygun mazot yakış şekliyle Volvo çok güzel bir motor üretmiş. Güzel bir seyir yapacağız şimdi, evet, biz Ertuğrul Bey'le. Böyle Göcek'te keyfini çıkartacağız. Çok güzel, burada gün batımı turları yapıyorlar akşamları. İşte bu. Yani, hani bir gün falan böyle evlenme teklifi falan da edeceksiniz. Hani kulağınıza çalalım diye söyleyeyim. Geçen sene evlenme teklifi, yüzük takma falan en az 10 tur yaptı tekne. Evet, evet, hakikaten bereketli doğru. Tekne. Evet, evet, öyle oldu. Güzel oldu. O zaman biz şimdi Göcek'in keyfini çıkartıyoruz. Arkamızdaki bu dev süperlete çok bakmayın siz. Biz böyle daha çok yelkenli, motor yat, keyifli alınabilecek şeylerden mutlu olalım, değil mi? Keyfimizi çıkartalım. Aynen. O zaman sizi güzel bir seyirle baş başa bırakıyoruz. Göcek'ten hoşça kalın.